Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle kısa bir kripto para analizi yapacağız. Zira beklediğimiz yükselişler geldi. Özellikle Ethereum'da Bulut'un alt kısmını hedef olarak vermiştik zaten çok uzun zaman önce. Bakın arkadaşlar geldi, hareket ve durduğu noktaya görüyorsunuz. Tam Bulut'un üstüne değdiği yerde hareketimiz durdu. Şimdi bu yükselişleri değerlendireceğiz ve zaten sırayla diğer coinlerde de aynı bu hareketi, yani Bulut'un alt kısmına değme olayını bekliyoruz. İlk bu olayı Ethereum gerçekleştirdi. Şimdi Ethereum'un da hareketlerini de değerlendireceğiz. Öncelikle şunu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu rallide arkadaşlar ben altcoin'lerin Bitcoin'den daha fazla kar sağlayacağını düşünüyorum. Bu tamamen kendi kişisel görüşüm. Soran dostlarımız vardı, o yüzden söylüyorum. Şimdi Ethereum bugün en çok karı Ethereum yazdı ve ilk Bulut'un alt kısmına değen coin'imiz şu anda değerlendirdiğimiz coin'ler arasında Ethereum arkadaşlar. O yüzden Ethereum'la başlayacağım bugün. Haftalık bazda zaten durumlar bildiğiniz gibi. Hep aynı şeyleri söyleyip sizi sıkmak istemiyorum. Zira buradaki her bir mum bir haftada oluştuğu için zaten sinyaller çok sık değişmiyor. Bakın MACD'miz alımda. Bu alım sinyali geldikten sonra zaten ciddi bir şuradan beri gelen düşüş trendinin kırıldığını söylemiştik. Onun etkisiyle zaten Bulut'un alt kısmına hedef olarak vermiştik. Bugünkü hareketli arkadaşlar. Bakın tam Bulut'un altına değdiği yerde takıldı, durdu. Burada takılması çok çok normal, çok çok doğal bir hareket. Ayrıca bakın haftalık bazda Ichimoku bulutumuz da burada alt sinyalini üretmek üzere. Bakın kırmızı, mavi yukarıya doğru kesmek üzere dostlar. Bu da aslında önemli, ciddi bir sinyal. Şimdi haftalık bazda durumlar gayet iyi zaten biliyorsunuz. Günlük bazı geçtiğimiz zaman da bakın arkadaşlar herhangi bir uyumsuzluk vesaire falan gözükmüyor. Tüm indikatörlerimiz tam gaz alt sinyali üretmeye devam ediyor. Zaten bulutun üst kısmında olduğumuz için gelen hareketler sert olacaktır. Hacimli hareketler olacaktır. Zaten geliyor arkadaşlar. Ve bakın RSI da 70 bin üstünde olduğu için ekstra da yukarıya yönlü hareketlerimiz ekstra sert olmakta. Şimdi günlük baza baktığımızda tüm indikatörlerimiz alt sinyalini üretmeye devam ediyor ve herhangi bir uyumsuzluk söz konusu değil. 4 saatlik baza geçelim arkadaşlar. Bakın 4 saatlik baza baktığımız zaman da gözümüze herhangi bir uyumsuzluk çarpmamakta ve alt sinyalleri devam etmekte. Yalnız arkadaşlar 1 saatlik bazı geçtiğimiz zaman bakın burada MACD şu seviyelerde sat sinyali vermiş. Zaten bakın 1 saatlik bazda uyumsuzluk var. Bakın şu bölgede yükselen tepeler görüyorsunuz. RSI'ye baktığımız zaman şu bölgeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Düşen tepeler mevcut. Yalnız bu 1 saatlik baz. Yani bizim bu indikatörlerimiz MACD olsun, Ichimoku bulutu olsun aslında gelen hareketlerin nerede duracağını, yükselişin nerede başlayacağını ve nerede biteceğini çok çok güzel yakalayan çok güzel sinyaller. Şimdi burada nasıl bir hareket olur derseniz burada arkadaşlar şurada 1 saatlik bazda buluta değip sonrasında yönüne devam etmek isteyebilir. Yani 210-215 dolarlara kadar bir geri çekilme görürsek bu çok çok normal bir harekettir. Panik yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bir sonraki hareket ne zaman başlar diyen dostlarım varsa da bakın şurada MACD'den tekrardan 1 saatlik bazda alt sinyali gelmesini takip etsinler. Burası 1 saatlik baz olduğu için burada alt sat sinyalleri hızlı gelir arkadaşlar. Burayı yani sürekli an ve an takip etmeniz gerekiyor. Çünkü buradaki her bir mum 1 saatlik baz 1 saatte oluşuyor. Şimdi peki dostlar bu direnç noktasını bulutun alt kısmını kırdıktan sonra bir sonraki hedef neresi diyen arkadaşlar varsa burayı kırmamız durumunda arkadaşlar. Bir sonraki hedefimiz bakın şurada bulutun üst kısmı ilk olarak 250-260 dolarlar bizi beklemekte. Ardından da arkadaşlar buraya geçtikten sonra bakın şuradaki mumun zirvesi olan ya daha önce deyip döndüğü nokta 300-310 dolarlar bizi bekliyor olacak. Yani şu an için burada durdu hareket ve burada durması çok çok normal arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'e devam edelim. Şimdi Bitcoin haftalık grafiğine baktığımız zaman dostlar bakın Bitcoin'e takıldığı nokta zaten Bulut'un üst noktası. Bakın tam Bulut'un üst noktasına geldiği yerde hareket durmuş. Şimdi burası önemli bir nokta çünkü burada Bulut kırılımı gelecek eğer buranın üstüne çıkarsa. Bulut kırılımı geldikten sonra da zaten arkadaşlar hareketler ekstra sertleşiyor. O yüzden önemli bir nokta. Burayı kırması durumunda zaten 10.500 dolarlara gidecektir Bitcoin. Haftalık bazda baktığımız zaman MACD'miz alımda bakın arkadaşlar. Ichimoku Bulut'u da burada bakın mavi ve kırmızı kesişmeye doğru gitmekte. Yani haftalık bazda da Ichimoku Bulut'u da alt sinyaline doğru gitmekte Bitcoin adına. Günlük baza geçtiğimiz zaman da dostlar. Şimdi günlük bazda MACD'miz ve Ichimoku Bulut'u aldı. Yalnız burada göze bir uyumsuzluk çarpıyor. Ama arkadaşlar bu uyumsuzluk
Bu uyumsuzluk bozulabilir arkadaşlar. Zira bakın şuradaki hareket daha tamamlanmamış. Yani ne demek istiyorum derseniz, burada şöyle bir hareket görürsek buradaki uyumsuzluk bozulmuş olur. Yani şöyle daha yukarı bir hareket yapıp da dönerse burada günlük bazda uyumsuzluk ortadan kalkmış olur. O yüzden daha bunu konuşmak için erken. Çünkü gördüğünüz gibi şu bölgede daha hareket tamamlanmamış yani. Buradan böyle aşağı basarsa tabii buna uyumsuzluk diyeceğiz. O zaman da bulduğa kadar bir geri çekilme bekleyebiliriz. Ama şu an için bunu söylemek erken arkadaşlar. Zira çok yakın seviyelerde ve daha hareketini tamamlamadığı için uyumsuzluğu bozma ihtimali çok çok yüksek. Şu an içinde zaten MACD'de içim okumlukta al sinyali üretmeye devam ediyor. 4 saatlik baza geçelim. Şimdi 4 saatlik bazda da Bitcoin bakın çok kritik bir yerde. Zira bakın burada RSI'miz tam 70.000 seviyelerinde. Burada arkadaşlar 70.000 üstüne hafif atsın. Hızlı bir şekilde kendimizi 10.000 dolarlarda buluruz. O yüzden buranın takibi de çok çok önemli. Genel olarak baktığımız zaman da şu an için saatlik bazda indikatörlerimiz al sinyali üretmeye devam ediyor. Burada RSI'yi takip edebilirsiniz. Eğer ki RSI burada 70.000 üstüne atarsa arkadaşlar hızlı bir şekilde 10.000 dolarlara gider enstrüman. Bir saatlik bazda bakalım bir de. Bir saatlik bazda buluta değmek üzere. Buluta değme noktası önemli arkadaşlar. Zira bakın MACD de oldukça yataya bağlamış burada. Yani buluta değdiği yerlerde tekrardan MACD mavi çizgimiz yukarıya geçip alt sinyali üretip yukarıya doğru hareketler gelebilir arkadaşlar. Bakın bir saatlik bazda şu bölgede uyumsuzlukları görüyorsunuz zaten. Burada iki tane yükselen tepe ama buraya baktığımız zaman iki tane düşen tepe görüyoruz. Ardından da zaten bir miktar düşüş gelmiş. Buluta doğru geri çekilmeler gelmiş arkadaşlar. Tabii küçük geri çekilmeler çünkü şu an bir saatlik baza bakıyoruz. Bir saatlik baz olduğu için yani uyumsuzluk olsa bile çok ciddi sert hareketler olmuyor. Önemli olan günlük bazda, haftalık bazda uyumsuzlukların olması. Yani uzun vadede bir düşüşten söz konusu, düşüşün söz konusu olması için günlük bazda, haftalık bazda uyumsuzluklar, sat sinyalleri yakalamamız gerekiyor. Lütfen bunları iyi ayırt edelim arkadaşlar. Saatlik bazlarla günlük bazı, haftalık bazı karıştırmayalım. Yani saatlik bazlar biraz daha kısa vadeli analizler için geçerli. Yani hedef olarak şu anda dediğim gibi yukarıdaki hedefimiz Bitcoin adına 10.500 dolarlar haftalık bazlı bulutun üst kısmını kırmamız durumunda gözüküyor. Şimdi XRP'ye geçelim hemen de. Zira XRP'de sert hareketlere gebe benim gözüm. Şimdi arkadaşlar XRP'nin haftalık bazlı grafiğini açtığımız zaman bakın aynı Ethereum'da olan sinyaller burada da var. Bakın MACD'miz al sinyali üretmiş. Ichimoku bulutu al sinyali üretmek üzere. Hedef neresi derseniz hedef arkadaşlar burada bulutun alt kısmı. Şu an için bulutun alt kısmında 35 centleri göstermekte. Yani bu hafta olur, önümüzdeki hafta olur arkadaşlar. Ben kademe kademe bunların gelmesini planlıyorum. Hatta hızlı bir şekilde gelme ihtimali XRP adına konuşuyoruz çünkü çok daha yüksek. Çünkü XRP yani karakter olarak böyle yükseliş yaptığı zaman çok sert yükselişler yapıyor. O yüzden hızlı bir şekilde buraları paldır güldür kırıp da geçebiliriz XRP adına konuşuyorsak. Ama hedef olarak burada ilk olarak bulutun alt kısmında ben mutlaka XRP'nin geleceğini düşünüyorum. Haftalık bazda görüyorsunuz zaten alt sinyalleri devam ediyor. Günlük baza geçtiğimiz zaman da arkadaşlar bakın herhangi bir uyumsuzluk söz konusu değil. Gayet güzel bir biçimde yoluna devam etmekte. Burada RSI bir miktar geri çekilmiş arkadaşlar. 70.000 seviyelerden tekrar bir yönünü yukarıya çevirme ihtimali yüksek arkadaşlar. Bu arada güç toplayıp tekrardan yukarıya doğru basmasını ben bekliyorum. 4 saatlik bazda geçersek de arkadaşlar. Şimdi 4 saatlik bazda bakın burada ufak uyumsuzluklarımız var. Ardından da zaten MACD'miz salt sinyalini üretmiş. On netlisiyle zaten de bakın şuralarda yani 26 centlere kadar geri çekilmeler görülmüş. Şimdi burada nasıl bir hareket oluyor? Yani buradaki salt sinyalinin önemi şöyle arkadaşlar. Saatlik baz olduğu için yani uzun vadeli bir düşüşten bahsetmiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Burada yine daha önce gördüğümüz gibi bir yataya bağlayıp şuralarda bulutun üstüne değip arkadaşlar sonrasında tekrardan yönümüzü yukarıya çevirme ihtimali oldukça yüksek. Muhtemelen buraya değme yerlerinde de MACD şu bölgelerde tekrardan al sinyali üretecektir. Diğer hareket ne zaman başlar, ne zaman gelir diyen arkadaşlar varsa bunu takip etsinler. Saatlik baz olduğu için arkadaşlar dediğim gibi buradaki al sat sinyalleri hızlı değişir. An ve an takip etmek gerekiyor. Bir saatlik bazı geçtiğimiz zaman da sat sinyali devam ediyor. Bakın burada MACD'miz sat sinyali vermiş zaten. Bakın şurada göze çarpan uyumsuzlukları zaten görüyorsunuz. Yani burada eşit tepeler mevcut. Ama RSI sürekli düşmüş. Yani bir düşüş gelecek demiş aslında. Zaten bakın buluta doğru geri çekilmeler başlamış. Yeni bir hareketin başlangıç noktasını yakalamak isteyen arkadaşlar dediğim gibi burada MACD'nin alt sinyali üretmesini takip etsinler.
Yanlış anlasılmasın arkadaşlar söylediklerim. Şu an saatlik bazlarda saat sinyallerimiz mevcut. Haftalık bazda ve günlük bazda herhangi bir sıkıntı, saat sinyali, uyumsuzluk vesaire falan yok. O yüzden ben hedef olarak XRP adına yani bu hafta ve önümüzdeki hafta için 35 centleri veriyorum arkadaşlar. Kendi kişisel görüşlerim bu şekilde. Aynı Ethereum'da olduğu gibi XRP'de de bu hareketin gelmesini ben bekliyorum. Şimdi Litecoin'le devam ediyorum. Şimdi Litecoin'de de arkadaşlar bakın aynı sinyaller, aynı Ethereum'da olduğu gibi sinyallerimiz oluşmuş zaten. Bakın Ichimoku bulutu ala doğru gidiyor. Hedef olarak dediğim gibi buradaki bulutun alt kısmı şu anda 83 dolarları göstermekte. Ben bu hafta olur, önümüzdeki hafta olur burada aynı Ethereum'da olduğu gibi 83 dolarların gelmesini bekliyorum. Haftalık bazı durumlar gayet güzel. Bakın aynı Ethereum'da olduğu gibi şuradan beri gelen, yazdan beri gelen düşüş trendimiz kırılmış. MACD'miz al sinyalini üretmiş. Ve RSI de şu an tam gaz 70 bin üstüne doğru gitmekte. Ayrıca de Ichimoku bulutu da bakın arkadaşlar. Şu bölgede al sinyaline doğru gitmekte. Yani hedef şu anda ilk hedef bulutun alt kısmı. Oradan sonra zaten geldikten sonra da diğer hedefleri yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız. Günlük bazı geçtiğimiz zaman da dostlarım. Şu an günlük bazda şu bölgede daha RSI hareketini tamamlamamış arkadaşlar. Burada eğer ki daha aşağıda kalırsa bir uyumsuzluk söz konusu olacak. Burada uyumsuzluk olursa ne olur arkadaşlar? Uyumsuzluk olursa buluta kadar geri çekilme bekleriz. Tekrardan bir 60 dolarlara dönmek isteyebilir enstrüman. Ama şu an için dediğim gibi çok yakın seviyelerde ve bakın şurada RSI daha hareketini tamamlamamış. O yüzden buradaki bu uyumsuzluğu konuşmak henüz erken. Zira bozulma ihtimali de çok çok yüksek. Ama gelmesi durumunda arkadaşlar panik yapacak bir durum gene yok. Zira bakın biraz daha geriye gidelim. Bakın şuradaki gibi bir hareket görürüz. Daha önceki yazın yaptığı rallide bakın şurada bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Buradaki yükselişten sonra uyumsuzluk sat sinyali vermiş bakın MACD. Ardından bakın buluta kadar bir geri çekilme geliyor. Buluta geri çekildikten sonra tekrardan yoluna devam ediyor. Yani bunu size daha önce de paylaşmıştım. Buradaki bulut dediğimiz şey ortalama fiyatımız bizim. Bu ortalama fiyat kendisini fiyatı kendisine mıknatıs gibi çeker. O yüzden arkadaşlar buraya değmek isteyebilir yani. Ama dediğim gibi bunu daha konuşmak için erken bu sinyalin gelmesi durumunda zaten sizinle paylaşacağım. Ama şu an için haftalık bazda yani uzun vade için sinyallerimiz gayet güzel. Burada bir salt sinyali gelse bile dediğim gibi panik yapacak bir durum yok. Bulut'a değil sonra yoluna tekrardan devam edecektir. 4 saatlik baza geçelim mi de. Şimdi 4 saatlik baza baktığımız zaman arkadaşlar MACD'miz burada sat sinyali vermiş bakın şu bölgede. Ama tabi tekrar hatırlatmak istiyorum. Saatlik bazdayız şu anda. Buradaki al sat sinyalleri hızlı gelir. Yani bulutu tekrardan deyip yoluna devam etmek isteyebilir arkadaşlar. Bu hafta ve önümüzdeki hafta için hedef olarak ben bulutun alt kısmını veriyorum. Kısa vadede tekrardan bir ufak tefek geri çekilip buluta deyip sonrasından yoluna devam etmek isteyebilir enstrüman. Bunlar da gerçekleşse zaten çok çok normal hareketler olarak karşımıza çıkar. Bir saatlik bazı geçtiğimiz zaman da arkadaşlar bakın burada şu MACD'yi takip edin mesela. Bir saatlik bazda eğer ki burada MACD mavi tekrardan yukarıya geçerse yeni bir harekete başlarız arkadaşlar. Ama şu an için bir saatlik bazda yani saatlik bazlarda sat sinyalimiz mevcut. Ama bakın yavaş yavaş sat da gücünü kaybetmiş zaten. MACD'yi tekrardan bir yataya bağlamış. Yani buradan tekrardan mavi yukarı keserse dediğim gibi yeni bir hareket başlar. Zira bakın zaten burada hareketini yapmış. Yataya bağlamış, buluta değmiş şu anda. Bakın tam buluta değme noktasında. Yani yeni bir harekette MACD'lik sinyalin gelmesine göre başlayabilir. O yüzden bunları da takip etmek gerekiyor. Genel olarak videoyu toparlayacak olursak arkadaşlar uzun vade için dediğim gibi ben kesinlikle kendi kişisel görüşüm düşüş trendinin bittiğini, yeni rally döneminin başladığını düşünüyorum. O yüzden uzun vade için ilk etapta bulutun alt kısımları bu hafta olur, önümüzdeki hafta olur mutlaka gelmesini bekliyorum. Aynı Ethereum'da olduğu gibi. Dediğim gibi buradaki saat sinyalleri saatlik bazlarda. Bunlar lütfen sizin kafanızı karıştırmasın. Aynı Ethereum'un yaptığı harekete benzer hareketleri diğer coinlerde de bekliyorum. Ve kendi kişisel görüşümdür. Bu rallide ben altcoinlerin Bitcoin'den daha çok kazanç getireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.